Sinüzit, şimdi kafamızda boşluklar var, odalar var, odacıklar var, hava dolu. Bu işte havanın girip çıktığı burundan girdikten sonra oralarda süzülüp tekrar işte at solunum yollarına gönderilmeden önce o sinüslerde dolaşıyor. Ve buraların bir kapıları var, öyle diyeyim, burun boşluklarına açılan. Ya yani sinüzit de o odaların iltihabı. Ama bu iltihap niye olur? İşte bakteriyel nedir, virütik nedenli başlar çoğu zaman. İşte ufak bir burun tıkanıklığıyla başlar. Ama o devam ederse, tedavi edilmezse orada bakteriler üremeye başlıyor. Bu sefer de şiddetli baş ağrıları, iltihaplı burun akıntıları ortaya çıkıyor. İşte bu odacıkların iltihabı sinüzit. Kışın tabii ki daha çok gözüküyor. Yani yazın da gözüküyor ama kışın tabii havalar soğuk. İnsanlar banyo yapıyor. Dışarı Dışarı çıkıyorsun. çıkıyor, burnu tıkanıyor. Yani saçlarını kurutmuyor veya soğuk havaya daha maruz Ya da kalıyor. kışa göre Ya sağlıklı da virüsler giyinmiyor, daha çok virüsler ortalıkta, yaygın. daha çok nezle oluyor, grip oluyor. İşte o kendi başına atlatmaya çalışıyor bitki çayıyla falan filan. Bu sefer hani o burun tıkanıklığı devam ediyor, açılmıyor, geçmiyor, baş ağrıları ekleniyor. Böyle olunca da bakteriler ürüyor orada. İşten geçince aslında doktora geliyorlar. Hani ilk başta Erken gelinse teşhis, evet aslında evet. çoğu zaman Çok. önüne geçebiliyoruz sinüzitin. Bu sinüzit 3 aydan fazla devam ederse bu iş, hani hasta önemsemezse veya sürekli tekrar ederse 3 ayı geçen bir sürede bu sefer kronikleşiyor. Kronik sinüzit haline geliyor. Kronik sinüzit de çoğu zaman böyle antibiyotik tedavisine yanıt vermeyebilir. O zaman da bir ameliyat veya cerrahi tedavi gerekebiliyor. O cerrahi aşamada hocam sinüzler mi temizleniyor Evet, orada? endoskopik bir şekilde kameralarla girip kapalı yöntemle sinüslere girip temizliyoruz. Tekrarlar mı diye soralım. Çünkü Eğer yani enfeksiyöz kronik sinüzitlerde tekrarlama şansı düşük. Ama işte polipler dediğimiz poliplere bağlı olan sinüzitlerde tekrar onlar %100 tekrarlayan şeyler. Ameliyattan 5 sene, 10 sene, 15 sene sonra tekrar çıkabiliyor o etler. sıcağın iyi geldiği söyleniyor yazanlarda. Hani sıcak mümkün Ya biraz daha olduğunca etkisi rahatlatabilir. Soğukta daha rahatlatır. çok ödemleniyor tabii burnun içi. Bu etler falan şişiyor, daha kapanıyor Daha yani okey. soğukta. İşte yazında klimalar mesela Klimalar. çok buna neden oluyor. Ama Net çok hasta geliyordur değil mi hocam? Klimaların etkisi tabii klimalardan serinlerken evet mikrop aynen bir öyle. yandan Yani da çünkü hissetiyor. evet o havalandırmalar biraz mikrop İyi yuvası. temizlenmesi Çünkü lazım. filtrelerinin sürekli değişmesi lazım. Bu da olmayınca çok fazla sayıda hasta geliyor yazında. Kesinlikle.